Real Madrid'de Ballon d'Or'u kazandı. Futbolu en iyilerinden biri olarak ve taraflı tarafsız herkesin sevgisini, saygısını kazanarak bırakmayı garantiledi. 1991'de Hırvatistan bağımsızlığını ilan etmişti. Bir yıl sonra 27 Mayıs 1992'de Bosna'daki bağımsızlık referandumundan %99,7 evet oyu çıkmıştı ve Sırplar bunları kabul etmeyeceklerdi. O günlerde 6 yaşında olan Luka Modrić, Hırvat bölgesindeki Zadar yakınlarında bir köyde yaşıyordu. Stratejik konumu nedeniyle savaşın en korkunç şekilde geçeceği yerlerden biri olacaktı. En küçük köyüne kadar. Sırplar bu köylerden biri olan Zadon Obralacki'ye bağlı Modrić'e girdiklerinde Luka'nın adını aldığı dedesi Luka ve 6 ağabeyini evlerinin önünde kurşuna dizdiler. Babası Hırvatistan ordusuna yazıldı ve ailesinin kalanı Zadar'ın merkezine göç etti. Zadar bombardıman altındaydı. Luka ve ailesi mülteciler için açılan bir otelin tek odasına sığınmışlardı. Elektrik yok, akan su yok, ne kurşun ne de bombardıman sesleri kesilmiyor. Paramız olmazdı. Bu şekilde yaşamayı öğrenmiştik. İlk tekmekliklerimi babam izne geldiğinde elleriyle tahtadan yapmıştı. Üzerine Ronaldo'nun resmini kesip yapıştırmıştım. Zadar kulübünün başkanı Josip Balclo, Luka'yı ilk kez otelin park yerinde gördüğü günleri çok iyi hatırlıyor. Tüm gün park alanında tek başına topla oynardı. Zayıf, çelimsiz ve yaşına göre çok ufak tefek bir çocuktu. Yine de onda güzel, özel bir şeyler olduğu o günde belliydi. Ama bu denli bir büyük futbolcu olabileceğini hiç kimsenin aklına gelmemişti. İkinci babası olarak kabul ettiği ve bugün hala en yakınındaki insanlardan biri, ilk antrenörü Tomislav Basic ise Luka'yı tek derdi futbol oynamak olan 7 yaşında bir çocuktu diye anlatıyor. Onu alıp Zadar takımının altyapısında eğitmeye başladık. Antrenman sahamız defalarca bombalanmış ve korkunç bir haldeydi. Luka ve bizlerin savaştan kaçıp gerçekleri unuttuğumuz tek yer futbol sahasıydı. Aslında tüm bu hikayenin detayları ilk kez Luka Modrić Real Madrid'e transfer olduğunda ortaya çıktı. Genelde çocukluğuna dair pek konuşmayan Luka'nın köklerini araştırmak için Zadar'a giderek röportajlar ve araştırmalar yapan İspanyol televizyonunun belgeselinde dünya Luka Modrić'in gerçek hikayesini öğrendi. Yeni kurulan Hırvatistan için futbol başta olmak üzere tüm sporlar hem ülke içinde hem de dünyaya karşı birlik ve güç meselesiydi. 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan ilk Hırvatistan milli takımının çeyrek final başarısı beraberinde savaşın travmasını atmaya çalışan çocukların futbol eğitimine yönlenmesinde kilometre taşı oldu. Ancak aralarında Luka'nın çocukken taraftarı olduğu Hajduk Split'in de bulunduğu pek çok takımın deneme antrenmanına girse de sürekli reddediliyordu. Nedeni ise fazlasıyla tutuk, utangaç bir çocuk olmasıydı. Ancak Tomislav Basic Luka'ya inanıyordu. Kişisel ilişkilerini kullanarak Dinamo Zagreb'e kabul edilmesini sağladı. İlk başlarda Hırvatistan'daki sert futbola dayanması imkansız diyen o günlerin antrenörleri yanıldıklarını çabuk anlayacaklardı. Savaştan çıkmış bir çocuğu hiçbir şekilde, hiçbir sertlikle korkutamazlardı. Ufak tefek, güçsüz görünüyor olsa da aslında fiziksel olarak sahada çok avantajlıydı. Çelimsizliği Luka'nın çok kolaylıkla rakiplerinin arasından sıyrılmasına yardımcı oluyordu. Kısa boyu ağırlık merkezinin düşük olmasını sağlıyordu ve bu da onu düşürmek isteyenlerin işini zorlaştırıyordu. Tekniğinin mükemmelleşmesini ise 18 yaşına geldiğinde Bosna Ligi'nde Zrinski'yi kiralanmasına borçluydu. Bireysel yeteneklerin çok fazla öne çıktığı ancak en sert ve acımasız liglerden birinde top tekniğini geliştirme fırsatı buldu. Luka'nın deyimiyle, eğer Bosna Ligi'nde futbol oynayabilirseniz her yerde rahatlıkla futbol oynayabilirsiniz. Ardından küçük bir Zagreb takımı olan Inter Zabregić'te oyun görüşü gelişti. Orta sahada hem savunmaya yönelik 6 numarada hem de merkezde 8 numarada hem de yaratıcı forvet olarak 10 numarada oynayarak kusursuz bir orta saha oyuncusuna dönüşmeye başladı. 2005'te Dinamo Zagreb'e döndüğünde artık bambaşka bir oyuncuydu. Maçtan sonra eve döndüğünde bazen sabaha karşı bile olsa
daha henüz birkaç saat önce oynadığım maçın videosunu izliyordu. Bugün Real Madrid'de oynarken de aynı şeyleri yapıyor. Biten maçı baştan sona seyredip her hamlesini ve hareketini ve aslında ne yapsaydı daha iyi olabileceğini analiz ediyor. İşte bu alışkanlığı sayesinde Modric bugünkü Modric'e dönüştü. Sahada sadece vücuduyla değil, kafasının içinde de çok çalışkan bir oyuncu. Beynini kullanma biçimi ve olağanüstü zekası Modric'in bu kadar sakin kalmasını ve en önemli anlarda doğru karar vermesine yardımcı oluyordu. Hajduk Split taraftarıydı. Dinamo Zagreb'de büyüdü. Chelsea'ye sempatisi vardı. Tottenham'a transfer oldu. Barcelona'yı severdi. Ve hatta Tottenham'a gitmeden önce görüşmüştü de olmadı. Real Madrid'de Ballon d'Or'u kazandı. Futbolu en iyilerinden biri olarak ve taraflı tarafsız herkesin sevgisini, saygısını kazanarak bırakmayı garantiledi. Biz bugün Luka Modric'in ne kadar kolay adam geçebildiğini halen izliyoruz. Sen bir efsanesin Luka Modric ve sen bir kahramansın. Biz bugün Luka Modric'in hayatını sizler için ele aldık. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olup ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi davranın, sağlıkla kalın.